Nüfusunun %87'si Müslüman olan Endonezya'nın İslam'la müşerref olması 13. yüzyıla dayanır. Bununla alakalı kaynaklarda şöyle bir hadise anlatılmaktadır. Kendi halinde ticaretle meşgul olan kanaat sahibi bir tüccar, kumaş ticareti için Endonezya'ya gelir ve işini burada devam ettirir. Kendisinin olmadığı bir günde çalışanı 5 akçelik kumaşı 10 akçeye satar. Çalışan iyi bir kar elde eder. Daha sonra dükkan sahibi gelir ve günlük hasılata bakar. Çalışanına paranın fazla olduğunu söyler. Çalışanı ise 5 akçelik kumaşı 10 akçeye sattığını söyler. 5 akçelik kumaşı 10 akçeye nasıl satarsın diye çıkışır tüccar. Derhal malı satın alan kişinin bulunmasını ister. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez helallik ister ve fazla parayı kendisine uzatır. Müşteri şaşırmıştır. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşır. Olay kısa sürede dilden dile dolaşır. Çok geçmeden dönemin kralına kadar hadise gitmiştir. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırır. Kral tüccara, "Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce ne duyduk ne de gördük. Bunun aslı nedir?" diye sorar. Tüccar, "Ben bir Müslümanım. İslam dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı geçmiştir. Dolayısıyla kazancıma haram girmiştir. Ben sadece bir yanlışı düzelttim," der. Kral, "İslam nedir, Müslümanlık nedir?" gibi peş peşe sorular sorar. Birer birer sorularını cevaplar tüccar. Kral fazla zaman geçirmeden İslam'ı kabul eder. Daha sonra kısa süre içinde de halk Müslüman olur. Peygamber Efendimizin müjdesi herkese açıktır aslında. Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.